Ocağında zorlu maratonun üçüncü günündeyiz. Malum havalar iyice soğudu. Sobada yakacak odunları kırmak gerekiyor. Ümmiye annemiz bu görevi tabii ki de ana ocağımızın enerjik dört genç kızına verecek. Geldiniz mi yavrum? Günaydın. Geldik anneciğim. Günaydın. Herkes kütüğünün yanına geçsin bakalım birer tanem. Dünden beri bana hayvanlarla olmasın, hayvanlarla olmasın dediniz. Alın size hayvansız görev. Ay çok teşekkür ederim Ümmiye anneciğim. Sağ olun. Ben çok mutlu oldum gördüğüne. Neymiş? Gerçekten. Yani benim görevlerim de o kadar zor değilmiş aslında. Kısmen. Yok, görevlerin zor biraz gerçekten. Biraz güç zor. İsteyen bir görev zannedersem zor anneciğim. Zor annesin. Hava epey soğuk Ümmi anne. Kızlarımızı daha fazla bekletmeden günün görevini de açıklayalım. Bugün de sizle birlikte sobalarımıza odun kıracağız. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anneciğim. Odunlarımız arkanızda. Tabii ki ben önce göstereceğim. Benim yaptığım gibi sakın ola ki gösterdiğimin dışına çıkmak yok. Çünkü çıkarsanız bu iş çok tehlikeli yavrum. Baltalar çok keskin kızlar. Allah muhafaza bir yerinizi yaralarsınız dikkat etmezseniz. Bu yüzden gözünüzü dört açıp izleyin Ümmiye annemizi. Bakın yavrum ayakça koydum odunu. Büyle konması şart. Büyle koyup da küçük alıp da büyle vurmaya kalkmayı parmağınıza vurur. Önceden bir tane sözümü tutmadı oldu yavrum. Bir daha olsun istemem. Anladınız mı? Anladık abi. Bak ben büyle ayakça durdurdum. Ya Allah ya Bismillah. Bunu da böyle sıkı tutmayın. Zaten eldivenleriniz var. Anladınız mı? Ya Allah ya Bismillah bakın. Bak. Uçtan mı? Bak bir elim uçta bir elim burada. Sıkmak yok. Kuvveti aldın ya Allah. Ya Bismillah. Oh. İnatlaşacak elbet. Ben de seni kıracağım. Tabii ki sizinki de inatlaşacak. Böyle kırmamız kafi mi anneciğim? Büyle kırmanız kafi. İki parça yiyeceğiz yani. Büyle ayırmadınız burada kaldı. O sayılmaz. Bu şekilde indim mi? Sayılır. Bunlar iki ayrı parça mı tek olarak mı sayılacak? İki odun, böyle bir odun iki sayılacak. Yani 20 odun parçalarsanız 40 olmuş olacak. 20 ama, mi? Ama koparırsanız. Tamam. Yarımda kalırsa onu saymam. O kadar odunu nasıl kıracağız diye düşüneceğinize annemizin size ne kadar süre vereceğini düşünün kızlar. Bugün annemiz pek de cömert davranmayacak size. Süremiz tamı tamına 10 dakika. 10 dakika. Siz bugün sanki hiç uyanamamışsınız gibi uyumadınız mı yoksa bu gece? Uyumadık gece anneciğim. Uyumadık. Neden? Ya. Çocuk mu emdirdiniz? Uyku tutmadı. Ya bilmiyorum, bir yerde morlama sesleri geliyordu. Ben onu kabul etmem. Anneciğim. Biz size ne dedik? Erken yatın, erken kalkın. Bir de benim görevlerimden korkuyorsunuz. Evet. O zaman erken yatıp erken kalkmak lazım da. Şöyle bir silkelenin bakalım. Anneciğim. Bir hareket yapalım. Ben bir iki dakika göstereyim arkadaşlar hareketleri. Göster bakalım. Sabah sporuna hazır mısınız kızlar? Nergül şimdi birbirinden çılgın hareketlerle hepinizin uykusunu açacak. Açık kolları. Açık olun. Açın. 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 Kapatın. Böyle inin. Allah. İnin. Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Hazır mısınız? Hazırız. Bir, iki, üç, bu. Dört. Yemin ederim var ya sen hoca falan olsan. Hazır. Hazır anneciğim. Ben onlara jimnastik yaptırdım. Ondan sonra kendilerine geldiler onlar. Üç, iki, bir, başla. Sabah jimnastiğinizi de yaptınız. Artık odunları patır patır kırarsınız. İnce odunların daha kolay kırılacağını sanıyorsanız yanılıyorsunuz kızlar. Demiştik size kızlar, ince odunları tutturmak daha zor. Ya sana ne demeli Zübeyde? Koskoca infaz koruma memuruna yakışıyor mu hiç bu halin? Ya iş yerine rezil olacağım ben ya. Bir odun kıramadım diyecekler bana. Anam kolum kalkmıyor. Ümmi anne, infaz korumaların yüz karası oldum. Nedir bu odunlardan çektiğimiz? Ay bu çok ağırlaştı. Gitme. Ay bu kımıldamıyor ya. Kimi kımıldamıyor, kimi baltayı görünce kaçıyor. İşiniz zor doğrusu kızlar. Jimnastik işe yarıyormuş galiba. Baksanıza nasıl kırıyor odunları Nergül. Elif de vurduğunu devirmeye başladı kızlar. Bunu artık elimle ayırabilir miyim anne? Bu ayrıldı. Hayır. İnat ettim. Kıracağım seni. Ama kıramayacağım. Ne oldu Zübeyde? Ne oldu kuzum? Çok ağır. Zübeyde de bir yetenek var ama kendisini burada göstermiyor. Neden göstermiyor bilmiyorum. Sonra saklıyor herhalde kendisini. Pes etmem. Zübeyde'nin koptu. Vallahi herkesi
de rezil olurum. O zaman ona göre. Vur. Anneciğim bu sayılır mı? Git. Dibe kadar indiyse sayılır. Anneciğim dibe kadar. İnmiş sayılır. Ya Allah. Bu olmuyor, bu çok ağır. Ya Allah. Ama anneciğim ya hep böyle oluyor ya. O zaman götür yavrum, oyalanma. Elinle öyle değil, öyle değil. Oyalanma. Sizi oyalıyorsa hemen bırakın kızlar, odun mu yok size? Laf aramızda bu zalim odunlar daha çok çektireceğe benziyor kızlarımıza. Baltayı her vurduğunuzda kolunuzda şıngırdayan altın bilezikleri düşünün kızlar. Odunları kıramazsanız anca rüyanızda görürsünüz bilezikleri. Beri dur anne. Yok. Anne. Öte durayım, beri durmayayım ben. Bak beri. Ha, hadi aferin. Yamulma. Ya bu kadar inatçı oldun, görmedim ben hayatımda. Yavrum inatçı. Sağla bunu, öbürünü onu götür başka al. Bu kırılacak. Aha soyuldu, kırılacak. Gerçekten çok sert odunlar denk geldi bana. Yok ya, odun kırmak bana göre bir iş değil. Başka çaresi yok. Odun kırmada tüm kızlarımız tekniklerini geliştirdiler de bir Zübeyde kaldı geriye. Şansına en sert odunları bulup getiren kızımız uğraşıp duruyor kıracağım diye. Hadi ama Zübeyde, pes etmek yok. Bak diğer kızlar nasıl kırıyorlar odunları bir vuruşta. Sen de yapabilirsin bunu. Ya olmuyor. Benim odunlar çok sert. Sert odunları bırak. Bu Zübeyde'm, yumuşaklarını al yavrum. Kıramadığını bırak. Son 3 dakika. Kendimden büyük odunları taşıyorum. Bilerek seçiyorum. Yemin ederim yamukları. Aa, benim gitti ya benim. Senin şansın yamuklardan yana. Kırılmazsa uğraşma yavrum. Başkasını getir. Bu yine sert odun ya. Hep aynı şeyi alıyorum ben de. Abo! Vallahi koptum ha. Şimdi yıkılacağım. Bu. Vallahi. Çok yoruldum. Aynen. Bittim ya. Çekilecek çile mi bu? Dur. At kız onu, tepikle buraya. Ya oldu. Tepikle. İzmir otogarda bekleyecekler, diyecekler ki sen İzmir'e girme. Hem İzmir'in topuklu efelerini rezil ettin. Hem infaz korumaları rezil ettin. Üç kızımız odunları vurdukları gibi ikiye bölerken Zübeyde için işler ters gitmeye devam ediyor. Aa! Ana gitti tırt. Kırılmayan odun yapmışlar. Ay! Nergül'üm. Efendim, hani dedin ya küyden belki çıkar kısmet. Ne olur ne olmaz küyden çıkar birisi yavrum. Ona göre elini ayağını çabuk tut. Artık çıkmaz anneciğim. Gözleri sürmeli yakışıklı oğullarımız kızlara hava atacağım diye kavgaya tutuştular Ümmiye anne. Tepişip duruyorlar arkada. Bunlar birbirine girdi. Bunları bir ayıralım yavrum. Biz mi? Ama dakikamız var. Dakikayı durdurursak ayıralım. Durdurdum dakikayı. Hadi bakalım kurtarın şunları. Ayrılın anneciğim, ayrılın. Ayrılın. Anneciğim bunu sayarsın. Biz değil mi? Sayarım koy. Bir anne hayvan yok demiştik ama. Anam onlar bir şey mi? Ayırın ayırın bir. Gel. Ya ben yanaşamıyorum ki bunlara. Ayırdım anneciğim. Allah sizi. Hadi. Anneciğim ayırdım ben. Dur. Büyük ablalarınızın da beslenme saati kızlar. Onlara da bir yol verin hele. Küçük kardeşlerinizi ne çabuk unuttunuz. Onlar da çıkacaklar çayıra tabii. Uzaktan çok güzelmiş, onu öğrenmiş oldum. Uzaktan çok tatlı görünüyor buralar. Bir iki gününde tatile gelinebilir. Ama yaşamaya hayatta gelmem ben böyle bir yere. Çiftle karıştı, kızların umurunda değil. Gittim ben ayırdım onları. Gel. Kız! Gel. Babasına vur yeter. Dedim ya. Hadi kızım. Babasına gel, gel. Getirin dedim. Uç. Çevir bu yanı. Biriniz arkaya biriniz önüne geçsin. Geç Burcu. Efendim anneciğim. Önüne geç bu yanı gelsin. Anneciğim. Nazlı. Gel. Çevir, gel. Çevir. Gel. Hadi anneciğim. Gel. Nazlı gel kızım. Hadi. Değnekle vurmak yok. Değnekle vurma. Vurmuyor anne vurma. Peşinde böyle 4 tane kızımız olunca Nazlı atımız da korkup kaçıyor haliyle. Maşallah atlarla iletişiminiz de pek güzel kızlar. Atlara çık çık yapacaksınız. Ne yapacağız, ne yapacağız? Yapın bakalım yapabileceğiniz. Ha bak at öyle. Yaptın mı o öbür tarafa kaçıyor. Sizin var mıydı köydeyken Bulgaristan'da? Vardı inek de vardı.
İki tane inek vardı. İki tane buzağı vardı. Bir tane eşeğimiz vardı işte. Onlar gibi aynısı. Eşeğimiz işte tavuk vardı. Böyle hindi mindi vardı. Kaldığımız yerden devam. Hadi bakalım. Başla. Bu küçük molanın ardından artık odunları güzel güzel kırarsınız kızlar. Görünen o ki Zübeyde için durumda bir değişiklik olmamış. Odunlar hala sert. Birbiri ardına inip kalkan baltalar odunları nasıl parçalıyorsa hızla akan saniyeler de 10 dakikalık süreyi yiyip bitiriyor. Ha gayret kızlar artık son saniyeler. Son 10. Dur anne. Ha, o da bana saniye saniye. Geldi zaten. 8. 7. Ayrılacaksan ayrıl artık be. 5. 4. 3. 2. 1. Bırak. Al işte bak. Bak gitmiyor. Kaldı işte anne gördün mü? Ay, benden ne kötülük gördün de arkanı dönüyor bana kuzum. Anneciğim pardon. Ayrıca bizim insan çömelebilir miyim? Oturabilirsiniz kütüklerinizin üstüne. Sen de otur Zübeyde al odununu. Ben bile oturacağım anne. Kütüğümü ver. Yere oturma. Hayır. Kütüğümü ver kütüğümü. Sen de. Al, al kütüğünü Burcu. Aman. Kütüğü ağaçla şeyin üstüne kütüklerin üstüne oturun. Tamam anneciğim sal yere arkamızı. Değil. Soğuk kış. Odun kırmak gerçekten çok zormuş. Kollarım falan acayip ağrıyor ve çok yüklendim. Çok kolay bir künefe yapacağız. Ay olsa da yese. Oo, çok severim. Ben anneciğim okusaydım eğer fizik öğretmeni olurdum. Fiziğim de gayet düzgün. Hayır. Allah'ım bol bol peynir, bol bol peynir. Çok severim. İnce ince. Oh mis. Her gün daha da zorlu görevlerle karşılaşan kızlarımız narin ellerinin son durumunu kontrol ederken Ümmiye annemiz de kimin kaç odun kırdığını kontrol ediyor. İlk olarak Zübeyde'nin odunları sayılıyor. Şimdi seninki 34. 34 Zübeyde'm. Geldik Elif'iminkine. Ben ömrüm boyunca unutmayacağım bu sayıyı. Gelelim Elif'iminkine. Yorulacaksın ama biz saysaydık. Şimdi Elif'im ne dedim bu baştan aşağı inecek dedim inmedim. O inmedi o şeydi zaten. Ümmiye annemi saydıkça göbek atmaya da başlıyor kızımız. 90. Kuruları kırdın değil mi? Kız kuruyum murayım ama iyi iş geliydi mi elimden? 90. Oradakiler kuruydu. Kuru da kırdım, yaş da kırdım. Benim için rakam önemliydi. Rakamı da aldım. Gelelim Burcu'nunkine. Ya yemin ediyorum var ya ben yüzüm gözüm kapalı gireceğim artık. Gelelim kuruma. Burcu'nunkine. Ay mahalleye de giremem bakın, ben. Bakın içinizden sayın siz. Ben İzmir'e tamam dönmeyi yavrum düşünmüyorum ya. Vallahi gerek yok. 1, 2, 3... Burcu da hiç fena değil doğrusu. Biraz erken mi göbek attın acaba Elif? Bak Burcu'nun kırdığı odunlar da geldi 80'lere. 81, 82, 83, 84. Yüzü gülen yine sen oldun Elif. Aramızda 3 odun var bence. Fazla da böbürlenmesine gerek yok. Sırada son kızımız Nergül var. Köy kızımız Nergül bakalım geçebilecek mi Elif'i? Elif'in göbek atmaya başlamasından sonucu tahmin etmişsinizdir herhalde. 63, 64, 65, 66, 67. Evet, köy kızı da post çıktığına göre kazananı açıklayalım. 68. Ah kafam şu kafam yok mu? Ne çekiyorsam kafadan çekiyorum. Nergül de bir ara iyi gidiyordu ama kuru odunları değil ıslak odunları seçti. Stratejisi yanlıştı. Ondan kaybetti. Herkes kendikini bile. Kaçtı Zübeyde? 34. Getir alabilir miyim yavrum? Anneciğim, el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış. Benimki de o hesap. Aynen öyle. Ben nasıl böyle güçlü biliyorum kendimi ama. Nasıl güçlüyüm, nasıl güçlü? 34. Yoruldum. Sen de biraz geç ayıktın Burcu'm. Evet, başta alabilir bir... miyim? O baştaki kaybettiğin zamanı sonraki gibi yapsaydın. Evet. Geçerdin. Ama yine iyi kırdım anneciğim. Yine 86 iyi. Tane. Tabii ki iyi.
Sana gelince güzel kızım. Seni çok uyardım. Kendin de bildin yanlış odunu getirdiğini ama hala aynı odunu getirdin. Malumunuz 90 odunla Elif altın bileziğin sahibi oldu. Dün 3'te 3 yapan Elif bugün de güne çok iyi başladı. Son 4 görevin 4'ünü de ben kazandım. Allah'ımın izniyle bütün görevleri kazanacağım. Çünkü ben o altın ve 5'i bir yerdeleri istiyorum. Hepinizin eline sağlık yavrum. Teşekkür ederiz anneciğim. Gayet güzel, bayağı da yaptınız. Şimdiye kadar bu kadar çok sayı yapan oldu muydu sanmıyorum. 90 yapan olmamıştı sanırım. 64-65 olmuştu. 80 arasıydı. 86 90, yapan da olmamıştır anneciğim. Yani 90'ı hele hiç ben hatırlamıyorum. Rekor mu kırdın? Rekor kırdım bugün sen. Kuru odunla ben 200 tane bile kırardım. Hadi bakalım hep beraber gidelim. Odun kırmada Elif'in gerisinde kalmak Lergül'ün moralini oldukça bozmuş. Kızımız çareyi rakibiyle dertleşmekte buluyor. Of Elif of, yaktın beni. Ben mi yaktım? Kim sen yaktı? Sen kendi kendini yaktın, ben hiçbir şey yapmadım yani. Kızım ben kazanacaktım odun oyunu biliyor musun? Niye biliyor musun? Orada en yaş odunu ben kırdım. Sen hep kuruları topladın, bak, kuruları sen kırdın. Sen aynı şeyi bak burada da tekrar ediyorsun. Orada diyorsun yaş odun diyorsun, kuru odun diyorsun. Ben yaş odun, kuru odun ne bilmem ben. İlk defa abi geldim burada odunumu kırdım. Ben sana tamam biliyorum mı? Veya bilmiyorum demedim yani zaten. Yani öyle bir şey söylemedi. Yaş odun kırın, kuru odun seçin falan böyle bir şey yok. Ben ne dedim sayıya ama baktım ben, anladın mı? Tamam, ben taşıyabildiğime baktım. O tahtanın üstüne, kütüğün üstüne, anlatabiliyor muyum? O altı düz koyabileceğim, rahat kırabileceğim odunları seçmeye çalıştım. Tamam ben zaten oradaki, oradakinde zaten söyledin. Yaş odun, kuru odun zaten belli ama bak, oluyor bunu ama. Bunu senin haricinde biz bilmiyoruz. Bunu sen biliyorsun anladın mı? Ama ben bildiğim diğer halde. Diğer iki arkadaş da bilmiyor tamam, bunu. Tamam bak bildiğim halde gene de tamam, şeyleri aldım. Sen bana o zaman kendi kuyunun içine düştün. İlkan Haykan. Hay. Seviyorsun beni? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Seviyorsun beni? Bilmiyorum. Bir daha sormayacağım bak. Sevmiyorsan çok sevinecek bir yanın yok ama seviyorum tamam. Bir daha söyle. Tamam seviyorum. Hadi öpüşelim. Gel. Nasıl da ayağıma getirdim ama. Dur kızım. İlahi kızlar, barışmanız dahi bir olay. Üstünüzü başınızı da mahvettiniz. Bu kadar yaramazlık yeter artık. Hadi kalkın bakalım. Evde Zehra anne sizi bekliyor. Bunun dillere destan lezzetlerini nasıl kolayca yapacaklarını gençlerimize öğreten Zehra annemiz günün ikinci görevi için hazırlıklarını yapmış bile. Anneciğim. Anneciğim. Biz geldik. Kan şekerimiz düşmüştü valla. Çok Beya özledik seni. Ne yapıyorsun Beya? İyiyim ya. İyisin. Anneciğim çok özledik seni. Teşekkür ederim. Güzel çocuklarım. Hemen önlüklerinizi giyin kızlar. Bugün annemiz size tatlı mı tatlı bir görev hazırladı. Hem de çok kolay değil mi Zehra anne? Çok kolay. Çok basit. Ve de çok pratik bir tatlı yapacağız. Künefeyi bilirsiniz değil mi güzel çocuklar? Biliyoruz anneciğim, bayılırız. Evet. Ve künefe yapmak çok zordur çocuklar. Evet zor. Ve bunun ustası gerekiyor künefe yiyeceğim yapmak. Yiyeceğim. Yiyeceksin. Ha, künefeyi yapmak için böyle bir ustalık gerekiyor. Yani evde yapmak künefeyi biraz zor. Ama bugün biz çok basit, çok kolay bir künefe yapacağız. Ay ne kadar güzel. Bir porsiyonluk böyle canınız istedi mi hemen yapıp yiyeceksiniz. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, çok kolay bir künefe yapacağız. Bakıyoruz şimdiden herkes yutkunmaya başladı. İsterseniz hemen annemizden pratik künefe yapmak için gerekli malzemeleri öğrenelim. 300 gram tel kadayıf var. Biliyorsunuz künefenin malzemesi kadayıftır. 2 yemek kaşığı tereyağımız var çocuklar. 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı tereyağımız var. Dolu dolu değil ama. İçine koyacağımız dil peynirimiz var. Bu da 70 gram. Bakın malzemesi ne kadar az görüyor musunuz? Evet. Şerbeti için 1 su bardağı toz şekerimiz var şerbeti için. 1,5 su bardağı da suyumuz var. Su sıcak mı olacak anneciğim? Hayır. Soğuk mu? Kaynayacak çünkü çeşme, kendi çeşmeden kaynayacak. Hiç fark etmiyor. Şerbetin içine biliyorsunuz bütün limon şerbetlere 1-2 damla limon damlatılır ben çocuklar. Ben limonu kesip atıyorum. O da olur. Yani içinde ne olsun diye, şeker kesilmesin diye 1-2 damla limon damlatılır. Ama hemen yiyeceğiniz bir tatlıya damlatmayabilirsiniz. Ama uzun süreli bekleyecek tatlılara mutlaka limon damlatılması gerekir. Çünkü şekerlenmemesi için. De hafif yoğunlaştırdığı evet, için. Evet, hafif de yoğun. Malzememiz bu kadar çocuklar. Şimdi yaparken bir sıra izleyelim. İlk önce şerbetini yapalım.
Ocaklarınızı çıkarın güzel çocuklarım. Biliyorsunuz kızlar, Zehra annemiz hiçbir işi rastgele yaptırmaz. Şerbeti hemen ocağa koyacak olmamızın da bir anlamı var elbet. Çocuklar, şerbetini önce yapmamızın nedeni de şerbetin biraz ılık olması gerekir. Sıcakken dökersek ya. Ne olur? Olmaz. Biraz ılıyacak. Biz o arada künefeyi yaparken ılıyacak ve ılık olarak dökeceğiz. Künefe sıcak olacak. Evet, evet. Şimdi artık ben malzemeleri söyledim, şerbet malzemelerini. Koyun bakalım. Şerbet için önce bir su bardağı toz şeker, sonra da 1,5 bardak su koymaları gerekiyor kızlarımızın. Nergül ve Burcu bu kuralı unutmuşa benziyor. Neden önce su koydunuz? Şeker koyulur diye biliyorum ben. Ama neden şeker koyulur önce? Yapışacak. Yapışacak. Bakın kalacak. Şimdi yeni 1 bardak kullanmanız gerekecek. Hmm. Evet anneciğim. Değil mi? Size demiştik kızlar, Zehra annemiz ne yapıyorsa bir bildiği vardır diye. Evet, ben ocağımı yaktım ve şerbetimi karıştırmaya başladım. Çocuklar, şerbet... Biz daha şey yapalım mı? Tabii ki, tabii ki, hemen. Limon alabilir miyim? Limonu şimdi damlatmıyoruz. En son. En son. Kaynamaya başladıktan sonra. Alevinin bir önemi var mı anneciğim? Çok harlı mı, yanmalı yoksa? Yok yok, fark etmez o. Tamam. Kaynaması gerekecek. Kaynayıncaya kadar her şeyde harlı ateş kullanılır. Hafif hafif karıştırılarak pişirilen şerbetin kaynaması biraz vakit alacak. Zehra annemiz bu vakti tabii ki kızlarımızla sohbet ederek geçiriyor. Zübedeciğim, siz böyle bir Lübnan'la, Arap mutfağıyla falan bir ilişkiniz var. Ne tür yemekler yapıyorsunuz? Değişik yemekler biliyor musunuz? Vallahi benim annem çok güzel yemek yapar. Zaten hem annem hem babam aşçı. İkisi de aşçı. Sen aşçı. Aşçı anne kızıyım. Anne ve babanın kızısın. Evet, aşçı kızıyım ama ya ben evde hep şey olarak büyüdüm. Hani böyle yemek sürekli mutfakta en mükemmel şekilde pişip bizim önümüze en mükemmel şekilde gelirdi. Ya mutfağa öyle çok girmişliğim yok. Hani sürekli annemle babamın şey vardı, böyle tartışmaları vardır. Hani şu limon suyuyla mı yapılır, sirkeyle mi yapılır, evet, kavgası var ya. Bizim evde sürekli o kavga vardır. Ama sürekli o kavga. Babam anneme hep şey der. Bu annenin elinden der, kabuklu yumurta yenmez der. Aa. Ondan sonra babam annem babama der ki senin nasıl bu babanın yaptığı yemekler yenmiyor falan der. Peki hangi senin güzel yemek yapıyor? Ay söyleyeyim mi onu? Bilmem. Söylemeyeyim bence. Şeye benzedi bu Zübeyde. Hani çocukken sorarlar ya, anneni seviyorsun, babanı mı seviyorsun? Peki bir soru. Ne yemekler, yemekleri anlat bakalım. Ne yemek kim yemek yapıyor en güzel? Şimdi, Zübeyde söyle bize hadi. Canım benim, yok söyleyemem. Lütfen söyle, biz merak ediyoruz. Annen mi baban mı? Erkekler de şimdi yapıyormuş. İkisinin de kulvarları farklı diye düşünüyorum ben. Babam ızgaralarda çok iyidir. Annem de genelde el işi olan yemeklerde, tatlılarda falan. Mesela içli köfteyi annem çok güzel yapar. Oo, çok severim. Babam daha ağır yemekler, böyle kaburga dolması tarzı yemekleri güzel yapar. Ay olsa da yeseyim. Ama babanın yaptıkları genelde yemek statüsüne girmiyor. O daha çok ızgara. Izgara, balık. O zaman annen diyebiliriz. Annem böyle tam ev hanımı tarzı yemekler yapar. Yöresel yemekler, yöresel yemekler yapar. Yapıyor. Evet. Yani tencere yemeklerini çok tencere güzel yemek. Tencere yemeklerini çok güzel yapar. Yani gerçekten böyle yiyen yemeğe doyamaz. Böyle tencerenin dibini sıyıran arkadaşlarımı biliyorum yani. Bir yerde çalışıyor mu annen baban? Yok, hayır, ikisi de çalışmıyor. Emekli. Ha, emekli oldular. Evde size aşçılık yapıyorlar. Annem emekli değil. Annem çok az çalışmış zaten. Daha sonra işte abim doğunca, biz doğunca. Ha, bırakmış. Komple bırakmış. Artık aşçılığı bize özel aşçılık yapıyor. Buradan aşçı anne babalara da seslenelim. Çocuklarınıza da yemek yapmayı öğretin. Bakın sonra lazım oluyor. Şerbetler fokurdamaya başladı mı kızlar? Anneciğim, benimki kaynadı. Benimki niye az oldu? Bizimki az öyle. Suyunu olmadı. Az koydu. Bir su bardağı. Bir buçuk su bardağı koydum ben. Az. Bakın. Benim şerbetim, çocuklarım, göz göz oldu. Göz göz oldu. Bakın benim göz göz olacak. Göz göz olunca hemen 1-2 damla limon suyu damlatıyorum. Ondan sonra da 1-2 dakika daha kaynatıyorum limon suyuyla. Evet, suyu az gelmiş. Amancım, 1,5 su bardağı koydum. Ölçelim istersen. Ölçebiliriz ama şimdi zaten özleşmiştir limonla, şekerle. Diğer kızlar da 1,5 bardak su koyduklarına ve aynı tencereyi kullandıklarına göre Burcu'nun şerbeti nasıl böyle az oldu anlayamadık doğrusu. Şimdi benim şerbetim çocuklar artık oldu. Kapattım. Kapattıktan sonra... Ben de kapatıyorum anneciğim. Limon damlattıktan sonra geçti mi 1-2 dakika? Geçti. Tamam. Ben şerbetimi alıyorum arkaya, soğuması için kenara koyuyorum, kilere. Şerbeti fokurdayan hemen kilere bıraksın kızlar. Hazırsanız kolay künefenin kadayıfını hazırlama vakti geldi. Şimdi kadayıfı dideceğiz. Bütün tatlılarda çocuklar, kadayıf ne kadar güzel didilirse o kadar lezzetli olur. Büyük parçalı kadayıflarla farklı tatlılar yapılır. Mesela kadayıf sarması yapılabilir. Erzim. O zaman bunu çok ditmeye gerek yok.
Ama bu tür tatlılarda künefe ya da farklı tatlılarda ditmek gerekiyor. Ve kadayıfı ditmek çok önemlidir. Evet, ditme dediğimiz olay bakın şudur. Didiklemek. Parçalıyoruz. Evet. Bakın şu şekilde. Başlayalım mı anneciğim? Evet, evet. Ben zaten takip ediyorum sizi. Ben Erzurum'a eğitime gitmiştim anneciğim. Orada Erzurum evleri var. Çok güzel böyle tarihi bir dokusu var oranın. Oradayken yemiştim bu kadayıf sarmasından. Ya 10 numara yapıyorlar. Çok o kadar oluyor, güzel evet. Yapıyorlar ki böyle doyamazsınız yemeğe. Ben normalde şerbetli tatlı çok sevmem, çok yiyemem. Ama orada yani 2-3 tane yemiştim. Zübeyde annem baban aşçıymış. Yani önünde çok güzel iki örnek varmış. Neden aşçı olmak istemedin? Ya ben biraz daha böyle hani kumaş, işte dikiş, nakış işlerine biraz daha becerikliydim. O yüzden ben hem küçük yaşta çalışmak zorunda kalınca tekstilde başladım çalışmaya. Yemek yapmayı mı sevmiyorsun yoksa Zübeyde? Yok, yemek yapmayı severim, çok severim. Ama böyle acele acele değil. Evde rahat rahat böyle uzun uzun yemek yaparım. Benim kız kardeşim pastacı. Kız kardeşim pastacı. Kız kardeşim pastacı. Yemek konusunda o seçmek istedi. Ailede hani yemek konusunda okuyan bir o var. Mutfakta elimizin hızlı olması için illa yemek üzerine akademik eğitim almak gerekmiyor tabii. Kadayıfı ne kadar hızlı ve güzel diderseniz o kadar iyi kızlar. Burcucuğum sen çocukken ne olmak istiyordun? Yani hayalin neydi? Hayalim neydi? Ben çocukken öğretmen olmak istiyordum aslında. Kazandım ama gidemedim. Hmm. Evet hani ilk gün bahsetmiştik hayat şartlarından dolayı. Hayalim içimde kaldı, hayalimi gerçekleştiremedim. Başka mesleklere yöneldim. Şimdi de çalışmıyorum. Umarız bir gün öğretmen olma hayalini gerçekleştirirsin Burcu. Ne olursa olsun vazgeçmemek gerekiyor hayallerden. Peki Nergül senin hayalin neydi güzel çocuğum? Ne olmak istiyordun ileride? Ben anneciğim okusaydım eğer fizik öğretmeni olurdum. Öğretmen olmak istiyordun yani? Yani fizik öğretmeni derken spor öğretmeni gene. Fiziğim de gayet düzgün. Ha, beden eğitimi öğretmeni. Beden eğitimi öğretmeni olan olmak beden eğitimi istedi. Öğretmeni. Fizik öğretmeni ne demek? Bak Nergül'cüğüm bizde... Senin o dediğin fizik öğretmenliğini beden eğitimi öğretmenliği sonra denir. Düzelttim ama anneciğim. Heh, beden eğitimi öğretmenliği denir. Yani öğretmen olmak istiyordum. Evet. Beden eğitimi öğretmenliği. Evet. Fizime güvendiğim için. Atletik yani, misin böyle? Evet. Elastiki. Evet. Nergül Ümmi annemizin görevinde ne kadar atletik olduğunu gösterdi doğrusu. Beden eğitimi öğretmeni olsaydı bütün çocukları kısa sürede bir şekle sokacağından eminiz. Hazır mısınız? 1, 2, 3 Bu yemin ederim var ya sen hoca falan olsan. Hazır. Hazır anneciğim. Şu anda Burcu'nunki. Bitti benim. Çok, benim tamam bitirenler şöyle kenara koysun çocuklar. Anneciğim sanki benim yufka çok mu fazla? Çok böyle şey olmuştur, sarmal olmuştur. O yüzden belki evet, çok çıkmış fazla olabilir. Geldi. Evet tavalarınızı veriyorum. Şimdi tavalarınızı ocaklara koyup gözlerinizi ve kulaklarınızı iyice açın kızlar. İşin asıl püf noktalarını şimdi öğreneceğiz Zehra annemizden. 2 yemek kaşığı sil ve tereyağım vardı. Bu tereyağımın bakın yarısını aldım. Ve eritiyorum çocuklar. Çok fazla eritmiyorum. Eritmeden şu şekilde sürdükten sonra bakın eritiyorum ama çok fazla eritmiyorum. Ocağımın altını kapattım. Hafifçe erittiğiniz yağı tavanın ortasına topladıktan sonra üzerini bir kat kadayıfla kaplıyorsunuz kızlar. Burada en çok dikkat etmeniz gereken nokta künefenin şeklinin yuvarlak olması. Güzelce düzeltip ondan sonra bastırmanız gerekiyor. Elimle bastırdıktan sonra altını açıyorum. Altını açtım. Elimdeki spatülle yuvarlıyorum bunu. Künefenin olmazsa olmazı peynir biliyorsunuz. Zehra annemiz eklemeden önce dil peynirini de ince ince didiyor. Dil peynirini üstüne yayıyorum çocuklar. Tel tel yayıyorum. Her tarafına değil evet, mi anneciğim? Her tarafına değecek. Elinizdeki bütün peyniri yayıyorsunuz. Bu arada altının cızırdamasını duyuyorsunuz değil mi? Evet, evet. Hemen hafifçe kısıyorum ocağımın altını. Cızırdadıktan sonra evet, değil mi anneciğim? Çünkü yavaş yavaş pişecek güzel çocuğum. Künefenizin lezzetini bu küçük püf noktaları belirleyecek kızlar. O yüzden annemizin dediklerini sakın unutmayın. Şimdi elimle şu şekilde bastırıyorum. Altı kısık.
Üstüne? Bir avuç kadar koyuyorsunuz değil mi? Ağzımızın içiyle. Ne kadar denk gelirse bakacağım. Bastırıyorum. Ay, daha çok cızırdı ya. Evet. Öncelikle kenarları düzeltip ardından da alttaki kadayıfla üsttekini buluşturmak için iyice bastırıyorsunuz. Kızlarımızın hünerlerini gösterme vakti gelmedi mi Zehra anne? Başlayalım mı anneciğim? Evet başlıyorsunuz. Ben sizi takip ediyorum. Evet bakın şimdi bir kere bana. Bir dakika kızlar. Bakın artık ne yapıyor? Bakın çevriliyor. Görüyor musunuz? Evet anneciğim yapışmadı. Yapışmayacak. Pratik künefe yapımının belki de en zor kısmı bu kızlar. Tereyağını çok kızdırmadan kadayıfı üzerine düzgünce bastırdınız mı tamam. Peynirler tel tel olacak kızlar, kalıp kalıp değil. Kızlarımız bazı püf noktalarını arada unutuyorlar galiba Zehra anne. Evet yapanlar da var, püf noktalarımızı kaçıranlar da var. Ben gene izliyorum küçücük püf noktasıyla bileziğe veda edebilecek o kişiler. Allah'ım bol bol peynir, bol bol peynir. Çok severim. İnce ince, oh mis. Arada bir benim ne yaptığıma da bakın güzel çocuklarım. Yalnız ben böyle yanacak diye bir korku var içinde. Evet kısık ateşte. İlk kat kadayıfın üzeri bol peynirle kaplandıktan sonra sıra üzerini kapatmaya geliyor. Bu arada Zehra annemizin tavasından yükselen enfes kokular kadayıfın alt kısmının piştiğini haber veriyor. Bu arada bana bakıyorsunuz. Bakın tabağımı koydum tavanın üstüne. Bakıyorum. Ay. Gördük mü? Kıvamı öyle mi olacak? Evet. Pembeleşecek. Evet. Önemli olan hani pişirirken yakmamak ve annenin hani dediği şekilde hani bastıra bastıra elinle kısık ateşte yapmak gerekiyor. Şimdi tereyağımın geri kalanını koyuyorum. Tereyağını yine kaşığın ucuyla bırakıp hafifçe eriteceksiniz kızlar. Sonra geriye künefenin diğer tarafını da aynı şekilde pişirmek kalıyor. Nar gibi kızaran künefenin iştah açıcı kokuları eşliğinde büyük bir yarış yaşanıyor ana ocağının mutfağında. Çocuklar bugün üçüncü gününüz ana ocağında. Evet, alıştınız değil mi artık? Alıştık. Ya uzatır mısın? İstediğiniz gibi miydi burası? Uzatamam. Ne yaptınız? Biraz anlatın bakayım bu üç günde hangi duygularınız vardı? Çok güzel. Ben köy hayatını çok merak ediyordum. Onu görmüş oldum, onu öğrenmiş oldum. Buranın manzarası, muhteşem bir manzarası var. Ve tam istediğim tarzda bir ev. Hayran kaldım eve. Çok güzel. Ben de çok sevdim anneciğim. Tam hayal ettiğim gibi. Ama çok da yorucu. Çok yorucu ha? Evet anneciğim. Peki yani yarışmalarda beklediklerinizi buldunuz mu? Ekranda izlediğiniz gibi miydi? Yok hayır. Hayır çok ekranda farklı. Ben çok kolay görüyordum. Hatta dediğim gibi ben dalga falan geçtiklerim olmuştu yani. Buraya gelince anlıyorum ki yok çok zor. Uzaktan ben yaparım demek gibi kolay olmuyor ana ocağında işler. Bu arada künefeyi çevirmeyi de unutmayın sakın. Nar gibi kızartacağım derken yakmayın tatlıyı. Ben kapatabilir miyim anneciğim? Sanki benim iki tarafı da oldu benim. Piştiyse tamam. Kapat altını. Hemen şerbetini getiriyorsun. Benim sıcakken mi dökeceğiz şerbeti? Evet. Ben bu şerbet konusunu hiç anlamıyorum. Annem bana defalarca anlattı. Hangisi sıcak, hangisi soğuk ya da ikisi de ılık mı olmalı? Biri soğuk, biri sıcak mı olmalı? Bir türlü oturtamadım onu kafamda. Şimdi her tatlıya göre değişiyor çocuklar. Künefede sıcak künefeye ılık şerbet tabağı döküyoruz. Tabağa koyuyoruz değil mi anne? Hayır koymuyorsunuz daha işi bitmedi ki. Şerbeti şeyde ha bunun içinde dökeceğiz başta. Evet evet. Sıcak evet. Künefeyi. Şerbetleri getirin şerbet. Çocuklar. Koşun kızlar hemen getirin şerbetleri. Künefe pişer pişmez şerbeti ilave edilmeli ki o meşhur lezzet cızırdamalarını da duyabilesiniz. Nefis. İlk önce kenarından mı döküyoruz anneciğim? Evet şimdi bekliyoruz. Şerbetin hepsini yedireceğiz mi? Bakalım ne kadar alırsa. Bu işlemi altı kapalıyken yapıyoruz değil mi anneciğim? Evet çünkü sıcak tavalarımız. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Ben şerbeti gerçekten çok fazla sevmem. Ve biraz daha kıtır kıtır severim. Az koysam sıkıntı olur mu? Valla şimdi burada ben karar vereceğim pişmiş halini. O yüzden tamam. Benim yaptığım gibi yaparsanız
Çok mutlu olurum. Tavada hafif hafif salınan künefe yavaşça emiyor şerbeti. Daha şerbet isteyip istemediği şimdi ortaya çıkacak kızlar. Biraz da bekletiyorum şimdi. Çocuklar, künefe hemen yenecek bir tatlıdır. Evet, sıcakken yenecek bir tatlıdır. Evet, dökebilirsiniz şerbetlerinizi. Künefeler nazlı nazlı salınıp çekiyorlar şerbeti. Bu eşsiz tatlının evde bu kadar kolay yapılabileceği hiç aklınıza gelmemişti değil mi? Şimdi sıra sunumda kızlar. Şimdi kadayıfımı iki tane spatül yardımıyla künefemi alıyorum. Bakın üstündeki şerbeti de yine biraz üstüne gezdiriyorum. Gördük mü? Hı hı. Evet, şimdi size servis tabakları vereceğim. Tamam. Sizler bu servis tabaklarına koyacaksınız. Çocuklar, bundan sonrası size ait. Süslemek. Bakın toz Antep fıstığı var ve kaymak var. Biliyorsunuz insanın önce gözü sonra midesi doyacak. Öyle bir süsleyin ki künefenizi bakanın iştahı açılsın kızlar. Ellerinin hünerini konuşturan kızlarımız fıstık ve kaymakla gönüllerince süslediler künefelerini. Sunumlara bakan Zehra annemiz için sıra lezzet testinde. Önünüzde ne şiş var, ne tığ var? Evet anne. Neyle öreceksiniz? Elimizle mi? Elimizle yapacağız. Büyük elimizle ihtimalle. Yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir deneyin. Bu örgü şekli nasıl yapılacak öğretiyorum. Bunun adı parmak örgüsü. Ay gitti, vallahi gitti benim kafa. Benim de kafa gitti, olmuyor bir yerde bir... Nereye gitti kafan? Benim parmaklarım çok büyük, içinden çıkmıyor bu ipler. Baksana baksana, bütün elim gitti, elim gitti be ya. Bütün elim gitti. Bundan ne olacak böyle şimdi? Çocuklar, sıra geldi tadımlarına. Hepinizin eline sağlık. Teşekkürler. Evet, şöyle tadına bakayım. Zehra annemiz künefeleri tatlı tatlı tadarken kızlarımız için saniyeler geçmek bilmiyor. Annemizin her lokmasında nefesler tutuluyor bir kez daha. Son künefe tadılırken kalp atışları iyice hızlanıyor. Zehra annemiz kararını verdi kızlar. Bakalım en güzel künefeyi kim yapmış? Pişirirken çok dikkat etmek lazım. İki tarafını da eşit bir şekilde pişirmemiz gerekiyor ki benimki eşit bir şekilde pişmişti. En orantılı pişiren de bendim. Şeklini en düzgün çıkaran da bendim. Tekrar ellerinize sağlık. Afiyet bakın olsun gördüğünüz olsun gibi çok kolay, olsun. Çok basit. Hemen evde yapabileceğiniz gibi bir tatlı. Bugünkü kolay, basit künefe yapımında. Bileziği ilk olarak bana teslim edecek kızım Elif. Çok şaşırdım. Ben de şaşırdım. Çünkü çok büyük yaptın Elif. Ölçüyü karıştırdın. Evet anne. Ve Elif'inki hani gayet böyle şeydi hani. Büyüktü, yayvandı ve incecikti. Annenin de dediği gibi yani lezzeti hiçbir şeyinde kusur yoktu. Sadece boyutu yüzünden kaybettim. Ben onu annenin istediği gibi yapsaydım o bilezik o kolunda kalmayacak. Bugünkü basit
kolay künefe yapımında bileziği ikinci olarak bana verecek kızım Zübeyde. Aa, neden? Neden mi? Kaymak künefede çocuklar hiçbir zaman yanında servis yapılmaz. Sizinkini yerken farkındaysanız kaymak yiyemedim. Seninkini. Evet, bugünkü kolay, basit, künefe yapımında bileziği hak eden kızım... Nergül. Ay anneciğim, çok mutluyum, çok mutluyum. Canım benim, canım, 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 canım. Ama çok çabaladım, çok istedim anneciğim ya. Teşekkür ederim. Oh, tatlım benim. Ben bunu küçük yapardım, sen o bileziği alır mıydın bakalım? Elinizde öpeyim anneciğim. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Benim olacağımdan emindim birinci bu etapta. Ama yine ikinciyle yetiniyorum. Burcu'nun kıda hiç güzel değildi. Küçücüktü yani. Minicik yapmış ve o şeyini üstüne koymamış yani süslerken. Çocuklar, tebrik ederim arkadaşım. Ben. Teşekkür ederim. Siz de tadına bakın. Ben gidiyorum. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Kazanana hediye, kaybedene de teselli olsun bu künefeler kızlar. Bugün sizi bekleyen bir görev daha var biliyorsunuz. Üçüncü günün finaline adım adım yaklaşıyoruz. Kızlarımız Meltem annemizle birlikte günün son görevi için düşüyor yola. Bu defa görev evden bir hayli uzakta. Ay temiz hava. Ay oh. Nefes nefese kaldık. Aynen anneciğim. Enerji bende olsa. Çık 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 çık. Hem yolda sevdim. Ay. Nasıl geçti bugün? Ay görevler? Şu güzelliğine bak güzel ya. Güzel geçti anneciğim, çok, çok güzel. Çok iyiydi valla. Bugün süperdi. İlk oyunu ben aldım anne, biliyor musun? Oo süper, tebrik ederim. İkinciyi ben aldım. 90 tane oldum, evet, kırdım. Ben de 86. Rekor kırdım. Süper. Ben de 86 tane yani kırdım anneciğim. Sana da aferin. Bugün biz bir şey alamadık ama. 3 odunla kaybettim. Bugün biz bir şey alamadık. Ben ikinciyi. Ay, hadi bakalım. Anne elim daha yandı ya burası. Just diye tavaya yapıştı. Kıyamam yavrum. Çok acıyor. Dikkat etmek daha gerekiyor. Daha Meltem annenin görevi var. Anneciğim daha var mı? Biraz daha var. Fena mı kızlar? Bu yürüyüş sayesinde künefeleri de eritmiş olacaksınız. Hem bu yolun sonunda sizi büyük bir sürpriz bekliyor. Görünce gözlerinize inanamayacaksınız. Ay çok güzel. Ay çok güzel anneciğim. Burası bizim seyir tarasımız. Biz üç anne termosu çayımızı yapar, fincanlarımızı alır geliriz. Biz de yapalım anneciğim, anneleri alalım. Anneciğim bakalım, sizi de getirdim. Anneleri alalım, termosu çayımızı yapıp biz de gelelim. Evet, şimdi dönün bakalım bu tarafa. Doğanın bakalım renkleri muhteşem, ne yapacağız? Yalnız, her renk var. Gördüğünüz gibi bir yumak yün ve bu yünle yapılmış süslü püslü bir sürü örgümüz var. Görevin sürprizini Meltem annemiz açıklayacak size. Çocuklar bugün çok keyifli bir şey yapacağız. Eminim siz bunu sonrasında geliştirip farklı şeyler yapabilirsiniz. Şimdi, dün taç yapmıştık. Evet. Bugün tacın başka şekli. Üstündeki örgüyü kendimiz ördük. İster taç yapabilirsiniz, bu öğreteceğim yöntemle size. İster bileklik yapabilirsiniz, ister boynunuza kolye yapabilirsiniz. İsterseniz eski çantalarınızın saplarını bir değişiklik yapmak isterseniz bu şekilde örebilirsiniz. Ama önünüzde ne şiş var ne tığ var. Evet anne. Evet, neyle öreceksiniz? Elimizle mi? Elimizle yapacağız büyük elinizle ihtimalle. Hadi başlayıp yapın bakalım elinizle bir şey. Ay bize sürpriz yapacaksın. Yok diye. Hayır. Elimizle yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir deneyin. Elim. Alın bir deneyin. Nasıl yapacaksınız? Elle olmaz. Ancak mesela şey yapmamız gerekiyor. Ya kesip yapacağız. Burada mesela düğüm açacağız. Hı. Yani pelik örgüsü için. Ama diğer türlü şey olması gerekiyor. Şiş olması gerekiyor. İşte şiş yok ama. Şiş olmadan bunu yapabileceksiniz. Şiş olmadan o zaman mesela şey keseceğiz kendimiz. Anne bak zincir yaptım. Öyle yapmamız ben de gerekiyor. Zincir yaptım. Ben anneciğim, öyle bakın yapamam. Ancak mesela üç tane kesip önce ben yaptım ama öyle yapabilirim. Pelik örgüsü. Pelik örgüsü mü onun adı? Saç örgüsü. Evet ben öyle diyorum anneciğim. Örgüleri inceleyebilirsiniz kızlar. Sorumuz basit. Elimizde şiş olmadan bu güzel bileklikleri nasıl örebiliriz? Örgüyü çözeyim derken düğüm olup kalacaksınız kızlar. Ne yapacağımı bilemedim. Boynuma doladım geçirdim vallahi, dolandırdım yani. Evet kızlar şimdi size bu örgü şekli nasıl yapılacak öğretiyorum. Bunun adı parmak örgüsü.
Aa. Evet. Ama bak elle yapılacağını nasıl da anladık ama. Çok zekiyiz ya biz. Evet işte. Yok. Neyle yapacaksınız? Parmaklarınızla. Parmaklarınızla yapacaksınız. Tamam. Bu örgünün adı tekrar söylüyorum. Parmak örgüsü. Peki nasıl yapacağız parmaklarımızla? Hemen gösteriyorum. Çok dikkatli seyredin. İpi elinize aldınız. Şu kadar kısmını boşta bıraktınız. Çünkü bakın kolunuza bağlamak istersiniz. Değil mi? Evet. Kenarında parçaları kalsın. Evet. Buradan aldım. Parmağımdan geçirdim. Bunun altından geçirdim. Tekrar geri getirdim. Aa, dolaştırdım. Biz bunu nasıl şey yapamadık? Parmak örgüsü. Şimdi her bir parmağımda birer tane ip var. Görüyorsunuz değil mi? Ha, dur bir dakika. Siz yapmayın, beni seyredin. Bir daha bakabilir miyiz anneciğim? Baştan yapayım. Lütfen anneciğim. Avucumun içine ipi aldım. Evet. Parmağımın arasından geçirdim. İlk önce işaret parmağı, sonra orta parmak, yüzük parmağı ve serçe parmağı. Serçe parmaktan geri döndüm. Tekrar geldim. Gördünüz mü? Sonra ikinci bir sefer devam ediyorum. Aralık bırakıyoruz evet, değil mi anneciğim? Aralarında biraz aralık kaldı. Aralık boyutunun bir önemi var mı anneciğim? Hayır, ne kadar sıkı yaparsanız o kadar muntazam olur. Tamam. Şimdi tekrar serçe parmağımdan geri dönüyorum. Ama parmaklarımızın hepsinin boyutu farklı. Olsun anneciğim, fark etmez. Yani şu uzunluk bir şey fark etmiyor. Evet, beş parmağım şimdi, beşi bir olmayınca. Şimdi parmağımda ikişer tane ip var. Evet. Anladınız mı buraya kadar? Evet, anladık anneciğim. Bir daha yapayım mı? Yok, anladınız, tamam. Şimdi bundan sonrası çok kolay. İlk ipi arasından geçirdim. Sıkıca çektim. İkinci ipi arasından geçirdim, sıkıca çektim. Üçüncü ipi parmağımdan geçirdim. Ay bu şey gibi oldu. Ben bunu lastikle yapıyorum. Lastiği böyle ikisini takıyorum ve böyle böyle çeviriyorum falan. Ama çok tuhaf oldu önden ya. Çok tuhaf değil mi? Evet. Evet, şimdi evet. Nasıl şekil alacağım? Şimdi gösteriyorum. Önce? Devam ediyorum. Bitmedi. Getirdim. Artık bunda yok. Döndürdüm. Buna getirdim. İkinci bir sefer geldim ve baş parmağıma geçirdim. Şimdi nasıl oldu? 2, 2, 2, 2. Yine aynı yöntem. Şimdi bunu bunun üstünden atlattım. Çektim. Tekrar aldım şunu. Bunun üstünden atlattım. Bunu bunun üstünden atlattım. Yine parmağımda birer tane kaldı. Gördünüz mü? Gördük anne. En baştakini yine örgüde olduğu gibi biraz çekiyorum. Yine üstten alıyorum. Buranın üstünden mi yoksa bunu buradan mı alacağız? Hayır bakın. Kendine baş parmağımdan doğru. Almıyorum. Başlarken burada kaldı ya. İşaret parmağımın orta parmağıma aldım. Bunda yok. Bunda tek var. Hı hı. Bunda iki oldu. Tamam. Getirdim. Serçe parmağımda da iki oldu. Hı hı. Döndürdüm. Yüzük parmağımda da iki oldu. Ve artık orta parmağımı atlayıp işaret parmağıma. İkiliyoruz. İkiledim. Bundan sonrasını biliyorsunuz kızlar. Bir kez daha üzerinden atlatıp aynı şekilde atıyorsunuz düğümleri. Bizim kaç tane yapmamız gerekiyor anneciğim bugün? 10 sıra mı? 10 sıra yapalım. 10 kere tamam, atlattıracağız yani. Evet, 10 kere atlattırın bakalım boyu ne olacak? Peki anneciğim sıkı mı yapacağız biz yoksa biraz gevşek mi bırakalım? Yani bu şöyle bakın mümkün olduğunca her seferinde ipi sıkılaştırıyorum ve evet. Hani burada da geçirirken bakın hafifçe örgü zorlanıyor. Örgü kısmı peki anneciğim sıkı mı olmalı yoksa böyle sen gevşek mi? Sen iplerini ne kadar sıkı yaparsan o kadar muntazam bir şekil çıkar ortaya. Tamam. Şimdi birazcık oldu, şöyle göstereyim hafifçe. Evet, çok güzel. Son derece muntazam çok güzel bir örgü çıkıyor. Bunun boyunu siz istediğiniz kadar uzun ya da kısa yapabilirsiniz. Kullanacağınız yere bağlı. Parmak örgüsünde küçük bir hata yaptınız mı düzeltene kadar akla karayı seçersiniz. Meltem annemizi dikkatlice izliyorsunuzdur umarız. Şimdi çocuklar ben çok uzun örmeyeceğim. Bunun bitişini gösteriyorum size. En baştaki ipinizi, şu uzayan yani çektiğinizde bolluk olan ipinizi hepsinin içinden geçiriyorsunuz tek tek. Parmağınızdan çıkartıyorsunuz, içinden geçiriyorsunuz. Onu da herhalde bağlayacak. Bunu buradan çekiyorsunuz. Kestim.
Kestiğimiz yeri bir yere bağlamayacağız mı? Kestiğimiz yeri sağlamlaştırmak için şu baştaki ipimi aldım, içinden geçirdim, bakın ve çektim. Sağlamlaştı ve düğüm oldu. Evet, düğüm oldu. Kızlarımız gözlerini dahi ayırmadan seni izliyorlar Meltem anne. Bu keskin bakışlarda biraz biz kaç sıra öreceğiz sorusu da var galiba. Şöyle tek tek elinizde bir bakın, çıkacak olan sonuç bu. Şimdi ben kaç sıra örmüşüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz bunu 10 sıra öreceksiniz. Tamam, anladık mı anneciğim? Anladım. Şimdi tek tek bir bakın. İlmekler nasıl atılmış, annemiz sonunu nasıl bağlamış iyice inceleyin. Yine tedirgin bakışlar geldi yerleşti kızlarımızın gözüne. Ne kadar süre vereceğini merak ediyorlar herhalde Meltem anne. Bunu kaç dakikada yapabilirsiniz? Bence bunu siz 5 dakikada anneciğim, yaparsınız. Hayır. 5 dakika anneciğim, çok az anneciğim. Anneciğim bunu yapamaz mıyız? Daha kolay değilmiş işte. Bak gerçekten. Anneciğim şişe tabii ki yapabiliriz. Gene damgasını vurdu. Önemli olan elle yapabilmek nerede? Elle biraz zor olacak mı? Önemli olan. Ellerimiz de küçük anneciğim. Anneciğim elin küçüğü büyüğü önemli değil ki. Şiş yokken maşallah biz bunu nasıl yapabiliriz de öğrenmeye çalışıyoruz. Benim annem gençken köyde büyüdü. Çiviyle örermiş. İşte bak şiş eskiler. Yokmuş çiviyle örermiş annem. Gördün mü? Hı hı. Her yerde şiş nerede şiş zaman bulamadın. Şişle daha kolay böyle fız. Keşke sana iki tane şiş getireydim sen şişle örseydin. Şuraya oturtsaydık sallanmazdı. O çok güzel oldu, hiç beğenmedi. Orada öyle örsün dursun. Akşama ya şişle kadar daha hızlı örüyorum ben. Tüh, gidip evden şiş mi alsam sana? Yok anneciğim. Koş bir koşu git gel. Sen git gel. O zaman bak, saymayız anneciğim. Büyüdü. O şişle örmesin. Elinle örecek. Ana ocağında ayrı gayrı yok kızlar. Bugün mecbur hepiniz ellerinizle öreceksiniz örgüyü. Ve şöyle bir şey söyleyeyim çocuklar. Bakın buraya ne güzel gülü oynaya neşeli neşeli geldik. Sohbet edeydi. Çok keyifli bir şey yapıyoruz. Ne dedik, çantalarımızın saplarını süsleyebiliriz. Bileklik yapabiliriz, taç yapabiliriz. Biz hiç şiş ve tığ olmadan bu örgü sistemini her yerde, istediğimiz her yerde uygulayabiliriz dedik. Size de nasıl yapıldığını gösterdim. Eğer 10 dakika içinde, süreyi 10 dakika diye anlaşıyorum şu anda sizle. Hadi tamam şimdi mı? Tamam. 10 dakika içinde benim istediğim gibi 10 sıra yapılmış ve iplerin kenara bu şekilde düğümlenerek hazırlanmış vaziyette olmazsa bilekliklerin hiçbirisi, bugün Meltem annenizden bilezik yok. Tamam anneciğim. Anneciğim. Hiçbirimize mi? Yarım bırakmak, kim bitirirse bilezik onun hakkı. 11 sıra yaptık diye yapsak. Mesela şaşırdık, 11 yaptık. Sayın yaptığınızı. 10 olacak evet, kesin ve net. Yarışma daha başlamadan Nergül Hün'le sarmaş dolaş oldu bile kızlar. Çocukluğunda oynadığı oyunlar geldi herhalde aklına. Ne yapıyorsun Nergül? Ne yaptın? Dolanacak şimdiki. Bir deneyeyim dedim de. Bütün yumağı. Olmadı. Dolma sarar gibi sardı kendini. Unuttun mu bütün anlattıklarımı anneciğim? Yok anneciğim. Hani beynimize giden oksijen? Dedim yarım ya, gitti belki kesin anneciğim benim. Bunların tam gitmiş, benimkisi yarım gitmiş gene. Allah'ım ya. Evet hazır mısınız? Hazırız. 3, 2, 1 başlayın. Hadi bakalım kolay gelsin. Bu parmak hesabı kızlarımızın kafasını epey karıştıracağı benziyor. Daha ilk turda takılıp kaldılar. Doğru mu yapıyorsun acaba Nergül? Yanındaki kızlara çaktırmadan bir bak bakalım. Kızlara biraz ipucu versek iyi olacak Meltem anne. İlk yapıp parmağınızda bir sıra ördükten sonra kalan bir sayılıyor. Ne oldu Mergül? Gitti anneciğim. Ha bu böyleydi değil mi? Tabii onu avucunuzun içinden bırakmayın. Evet anlayıp yapan kızlarım var. Aslında zor görünen bir iş ama bence basitti. Zaten olayı çözdükten sonra hızlıca devamı geldi. Onlar baştaydı zaten anneciğim ya. İki günde sen başlasın. Ben hep en sondaydım. Ya. Ay gitti vallahi gitti benim kafa. Benim de kafa gitti olmuyor bir yerde bir. Nereye gitti kafan? Uzaklara gitti anneciğim ya. Benim parmaklarım çok büyük içinden çıkmıyor bu ipler. Düğümler arttıkça işler daha da karışıyor. Hoş Nergül daha işin başında karıştırdı ya neyse. Hadi ama kızlar bir alttan bir üstten geçirip sonra da hop üzerinden atlatacaksınız. Yapınca kafa karıştırıyormuş anneciğim. Ya bu burası olmuyor işte, burada bırakmıyordun anne sen. Ne yapıyordum annem ben? Burada bırakmıyordun, hiç buraya geçirmiyordun imp. Dolandır baş parmağı, orta parmağından dolandır. Bak söylemeyeceğim diyorum yine söylüyorum. Ya benim ellerim çok büyük ya, benim çok sorun çıkardı ellerim bana. Çok beceriksiz. Tövbe de ellerim büyük olur mu anneciğim, vücuduna göre. Ama çok büyük ya.
Azıcık şöyle ince parmaklarım olsaydı böyle kız eli gibi. Ya öyle deme, Allah'ın gücüne gider anneciğim. Ne güzel hepiniz sağlıklı, güzel kızlarsınız. Ya o kadar evde böyle örgü yapıyorum. Bir defa örgü örmesini bilen bu formülü çabucak çözer. Biliyorum anneciğim ya. Bir sürü kazak örüyorum. Ay ben dantel hiç örmedim yapıyorum. Kazak falan. Dantel de hiç örmedim. Ay bu kadar olur ya. Nergül kedi gibi dolandı şeye. Yumağa. Çok komikti. Nergül bir ara kör düğüm oldu, dolandı. Ben zannettim kendini dolayacak ama onu beceremedi. Yapmadı. Kalan süre içinde bu bileklikleri nasıl bitireceksiniz çok merak ediyoruz doğrusu. Bu basit parmak hesabının kızlarımıza bu kadar zor geleceğini hiç düşünmemiştik Meltem anne. Kızlar hayatta kolay hiçbir şey yok. Değil mi? Hayatta her şey zor. Dur bakayım bunu da böyle yapayım. Önemli olan sen karşına çıkan problemi çözmek için gönüllü ol. Değil mi Mergül? Evet anneciğim, uğraşıyoruz. Şimdi sevdin bir çocuğa, aşık oldun. Aileler birbirini beğendi. Evlendin. Ne yapacaksın? Ama kayınvaliden dedi ki birlikte oturacağız. Oturur musun? Otururum anneciğim. Ben seviyorum kaynanayla oturmayı. Allah Allah, nasıl ben seviyorum? Daha önce tecrüben mi oldu ben seviyorum? Ha yok yani, ben şeyleri seviyorum yani. Evde büyüklerle birlikte olmayı. Büyüklerle, yanlış kuruyorum ben cümleleri. Kusura bakmayın. Ya seviyorum ben yani orta yaşlı insanları. Olmadı ya. Hayda. Vallahi olmadı. Umutsuzluğa kapılmak yok Nergül. Arkadaşlarından kopya çekmek serbest. Bu arada biz de bir bakalım diğer kızlar neler yapmış. Altın bileziği kazanmak için ilmek ilmek yarışıyor kızlarımız. Ellerim çok büyük diye dert yanan Zübeyde son düğümü herkesten önce atıyor. Evet kızlar, Zübeyde'nin elim büyük mü, elim büyük dedi ama anne. Nasıl? Ama büyük gerçekten, ellerim çok büyük. Ellerim büyük, büyük falan dedi ama bizim küçücük yani. Ellerimiz. Ya her iki ilmikte bir attırıyorsun. Tek ilmik çıkıyor. 10 tane de bitirip bağlıyorsunuz. Bu kadar basitti aslında. Zübeyde sen oturur musun kayınvalide? Yüzükle yapabilirdim anneciğim. Ben otururum. Bakıma muhtaçsa falan bakarım. Yani severim öyle şeyleri. Yapabilirim. Ben zaten babaanneme bakıyorum. Kurban yani olurum. Sorun sana değil benim için. Ben yaşlıyla da yaşayabilirim. Ben severim ya. Ben dinlemeyi de severim böyle. Hani çok güzel hikayeleri oluyor. Hayata evet. Dair çok anlamlı hikayeleri oluyor. Severim dinlemeyi yaşlıyla. Ben de çok severim. Onlarla ilgilenmeyi çok severim. Anneannem köyden gelir mesela, annemi asla bırakmam. Bütün ihtiyaçlarını ben karşılarım. Ana. Çocuklar şöyle bir laf var. Ya, bu. Bu hayatta hiçbir şeyi bilemez, hiçbir şeyi öğrenemez. Saçın akına yaktırır. Atanızı bileceksiniz. Şimdi ağlayacağım. Kesinlikle anneciğim. Çünkü bu hayatta oluş sebebiniz atanız. Doğru. Boncuklarımız olsaydı keşke de onları da dikseydik. Akşam ben size boncuk veririm, süslersiniz. Siz örgüsünü halledin, becerin de. Bir de pembe. Annem çok kızacak ya bana. Vallahi kızacak şimdi. Bir de pembe en güzel renk. Ay evde bir sürü dantel ördüm. İşte eve benzemiyor. Biz de evde kendimizi çok iyi biliyorduk ama buraya gelince yiğitlik. Bütün herkes. Canım odun kesmeye benzemiyor bu. O erkek işi bak, bu boyan işi. Evet, Zübeyde koluna taktı. Zübeyde bilekliği koluna taktı da acaba doğru mu yaptı kızlar? Yarış hala bitmiş değil. Bileziği en hızlı olan kadar en doğru yapan da hak edecek. İsay Burcu, 10 sıradan ne eksik olsun ne de fazla. Bitirdiğine eminsen hemen söyle Meltem annemize. Bence ben de bitirdim. Burası da sağlam olması için. Bunu da tekrar buradan. Son 10 saniyedeyiz anneciğim. Tamam, 9, tamam. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve süre bitti. Elif gene her tarafını dolandırdı. Bütün o bana bakıyordu ama o da kendisini de dolandırdı. Bütün parmaklar karıştı. Ya benim bugün elim çok büyük anne ya. Nasıl bugün? Vallahi dün büyük küçük yani. Miydi? Dün küçüktü. Bugün dün çekmişti yani. Vallahi elim büyüdü ya. Nasıl zaten bir şey anneciğim? El nasıl büyür? Mutfakta küçücük şey yapacağımıza gitmişim. Kostolum benim de olmuş ayağım. Yani. Aa, ben olmamış dedim ama şimdi? Olmuş. Aa şuraya bak. Burası kocaman olmuş. Burası incecik olmuş. Elim bakın büyümüş. Bakın. Bakma sen. Sen bakma. Senin nasıl oldu? Güzel oldu anneciğim. Mesela bunun üzerine şey takınca hoş durur. Beğendin yani. Öğrendin aslında mi? Aslında buraya gelmeden önce kayınvalidemlerle iki çalışsaydım vermezdim bunlara. Ya ben şişle güzel ama. Ama ben daha önce hiç böyle örgü yapmadım ki, ilk kez yapıyorum. Ben de ilk kez yapıyorum. Şimdi kim ne yapmış bir görelim kızlar.
Bileklikleri yan yana koyup tek tek incelemeye başlayalım. Önce herkes 10 sıra yapmış mı ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi çocuklar elinizi vicdanınıza koyun. Hepsine bir bakın. Benimkinde geniş bakın ama. Sen bugün her şeyi genişlerle, geniş geniş yapıyorsun. Geniş bakıyorum. Geniş geniş. Sıkı yapmamız gerekiyordu. Ben en başta serbest bıraktım parmaklarımla. Sonra sıkmayı aklıma getirdim. Sonra sıkınca da şekli bozuk bir şey çıktı. Ben de anlamadım ki. Zübeyde güzel yapmış gibi duruyor. Ben alacağım. Ay, teşekkür ederim. Rica ederim. Ben güzel yapmadım anneciğim. Kimsenin hakkını yiyemem. Zübeyde güzel yapmış. Evet, Zübeyde yapmış gibi anne, duruyor. Lütfen. İsteseniz bu şekli verebilir miydiniz? Çok özgün bir çalışma oldu evet, seninki. Evet, kendime özgün çalışma. Orada kendimi oraya öyle bir vermişim ki böyle. Sanatsal yani var bir çalışma ya, biraz kesinlikle. Daha bıraksanız var ya ben daha neler yapardım da. Ağaçlar, böcekler. Bir bakabilir miyim anneciğim yakından Elif'in nasıl yaptığını? Bak bakalım ne yapmış Elif. Bir benimkinde de bakın. Yoksa burada ben ne yaptım biliyor musun? Ne yaptın? Bak ben ne yaptım biliyor musun şimdi? Bundan bir tane daha öreceğin. Tamam mı? Aynısından yapacaksın. Arkadan böyle iğne, çuvaldız iğnesi vesaire ne bilmediğim için. Bakayım şey. Onunla böyle dikeceksin anne birbirine tamam mı? Ama 2-3 parmak girecek şekilde. Vuracaksın sabunu kese yapacaksın. Bak, bak gördün bak, mü? Bak. İşte anneciğim, zeka böyle bir şey. Nergün'ünki de güzel olmuş ama o çok gevşek örmüş. Parmaklarını biraz sıktırsaydı şekli vermiş aslında. Üst parmaklarım su topladı. Baksana baksana bütün elim gitti. Elim gitti veya. Bütün elim gitti. Bundan ne olacak böyle şimdi? Maşallah Sübeyde de kanca gibi parmak var ha. Ellerim büyük büyük dedi. İyi yaptı. Kızlar aralarında birinciyi neredeyse belirledi. Son sözü ise her zamanki gibi Meltem annemiz söyleyecek. Bugün parmak örgüsüyle bileklik örme görevinde bileziği kolunda garantileyen kızım. Tabii ki kim? Garantileyen. Ha, almadın bileziği. Finalde mi anneciğimine söyleyeceksiniz? Yok ben soruyorum size kim? Zübeyde. 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 Evet. Ana. Gel, teşekkür ederim. Sağ olun. Ama niye biliyor musun anne? O teşekkür çünkü ederim. Bunu tebrik şimdi burada yeni gördü. Evet yeni gördü ama hani altyapı vardı biliyor musun? Temel vardı biraz. En başta çok kötü yaptım böyle şişik falan bıraktım orayı. Aslında ben değişik strateji üretmeye çalıştım ama olmadı tutmadı. Hiç yapmadım dedin ama diğer kızlara göre el işlerine daha yatkınsın Zübeyde. Bu tür işlerle ilgilendin mi önceden? Yani cezaevindeki hocalarımızdan da ben yardım alıyordum bazen böyle gidip. Merakımdan ama sadece onları izlemeye gidiyordum. Hı hı. Hani hükümlü ve tutukları orada da öğretiyorlar ya atölyelerde. Tabii terapi için değil mi? Güzel tabii. Vakit geçirsinler diye. Takı toka yapıyorlar böyle hocalarımız var. Peki orada hocalar yardımıyla üretiliyor bir takım şeyler yapılıyor. Evet. Sonra onlar ne oluyor? Kendilerine mi alıyorlar yoksa satılıyor mu? Para olarak geri dönüşümü oluyor mu? Bizim fuarlarımız oluyor. Ceza infaz kurumlarının düzenlediği fuarlar oluyor. O fuarlarda satılıyor bu yapılan ürünler. Daha sonra onlara her çalıştıkları gün için maaş ödeniyor. Aa ne kadar güzel. Maaşları yani, oluyor içeride. Bir şekilde sigortaları oluyor. Para kazanma şansları evet, var. Evet öyle bir şansları çok var. Çok güzel. Sen de onlarla birlikte yapıyor musun peki? Yok ben sadece gözle ben tekstil bölümündeyim. Ben tekstil bölümündeyim. Anladım. Ben sadece makine kullanmayı öğretiyorum onlara. Bu faaliyetler eminiz ki kader mahkumu insanlarımıza umut ışığı oluyordur. Bu arada biz de hava kararmadan eve dönsek iyi olacak Meltem anne. Evet çocuklar bugün son görevimiz bitti değil mi? Evet anneciğim. Ben sırayla kızlarımdan seninki iyi seninki kötü demeden evet senden bileziğini aldım. Buyurun anneciğim. Elif beni görmemezlikten geliyor. Elif hiç bakmıyor bile. Ben vermiş olmalıyım. Vermiş olmalıyım. Ver bakalım yani. Bileziğini. Hangisini versem acaba? Hepsi aynı birini vereceksin. Kaldı bileziklerim az kaldı. Ne oldu bilezikleri? Aldım ben. Ondan da. Ver ben sana onun yerine bileklik vereceğim. Al bunu tak onun yerine. Ben bunu ne yapacağım ya? Güle güle kullan. Ben bunu ne yapacağım ya? Evet kızlar toplayın eşyalarınızı. Toplayalım. Anneler bizi beklemesin. Final için hazırlanalım. Herkes alsın kendi bilekliğini. Bileklikleri aldınız. Hemen evin yolunu tuttunuz kızlar. Bir şey unutmadınız mı acaba? Anneciğim masayı ne yapacağız? Masayı da alın. Buradan bırakacağız. Masayı da götüreceğiz. Tutun masayı. Eşyalar üstüne. Allah. Sen şuradan iki tane var ama. Herhalde. İki tane var. Kaldır kaldır kaldır. Hayır şuradan. Ha. Hayır hayır şöyle biz de alttan, buradan tutun. Alttan tutun alttan. Kız dur. Kız en alttan. Çok ağır ama Allah. Dur. Anneciğim altından tutun ha. Alttan buradan değil alttan. Bir dakika bir dakika. Ha
Hadi kan, hadi kan. En alttan. Allah iyiliğinizi versin. Ya iki tane masa var. Gidir alttan alttan deyip durursun ya. Ben Allah Allah. Ben alta koydum elimi. Alta koydum. Hadi getirin getirin getirin. Şeyleri o kadar yolu burada mı gideceğiz? Burada mı yapacağız annem masaya? Birbirinden zorlu ve aynı zamanda da keyifli üç görevi geride bıraktık. Annelerimiz birazdan kıymetimiz beşi bir yerdeyi kimin hak ettiğini açıklayacak. Gelin önce kızlarımız ne düşünüyor onu öğrenelim. Beşi bir yerde yine bu akşam benim olacak. Hepsini çatlatacağım. Bu akşam beşi bir yerdeyi benim boynumda göreceksiniz. Bugün herkes kendisine göre iyiydi. Akşam ne olacak bilmiyorum finalde. Ben de merakla bekliyorum. Siz biliyor musunuz televizyon ilk ne zaman çıktı, ne zaman televizyonla karşılaştınız? Biz onun arkasına, onun arkasına bir 10-15 kişi o tahtanın deliklerinden, kahveden televizyon izlerdik. Ve biz çok radyonun arkasına geçip de adam evet. Var mı televizyonun arkasına geçip de bunun arkasında adam nerede diye çok bakmışlarımız vardır çocukken. Gerçekten. Anneciğim ben o günlerde yapamazdım galiba. Yapamazdım. Anneciğim ben de eskide yaşamayı çok isterdim. Dostlukların, sohbetlerin daha içten, daha real olduğuna inandığım için eskide yaşamayı tercih ederdim. Bu zamanda bunları yakalamak, bunları bulmak çok zor çünkü. İşte günün en heyecanlı anı. Beşi bir yerde hak edeni açıklayacak olan annelerimiz salondaki yerlerini almışken kızlarımız da geliyor. Merhaba. Geldik. Biz geldik. Güzel kızlar. Merhaba anneciğim. Nasılsınız? İyi. Sizler siz nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Biz benim görevimi bugün seyirt arasında yaptık akşamüstü. Çok güzel bir manzaraydı. Orada sonrasında dondular. Üşüdük. Hani üşüyen kızlar şimdi ısınmışsınız belli ki. Evet anneciğim. Sıcacık. Ortam sıcak ya o yüzden. Evet çocuklar bugün ana ocağında kaçıncı gününüzdü? Üçüncü gününüz bitti. Evet. Kaldı iki gün. Evet. Değil mi? Kaldı. Ne çabuk geçiyor günler. Aa, çok evet çabuk çok geçti. Çabuk geçiyor. Evet. Ben hala ilk oyunun etkisi. Ben de hala ilk oyunun etkisinden çıkamadım. Ben de ondan çıkamadım. Koyunlar hala rüyama giriyor benim de. Eyvah. Eyvah Ümmiye anne ne diyor kızlar? Bugünkünü de beğenmediniz. Dünkünü aa, de yok, beğenmedim. Ben bugünkünü güzeldi. Çok beğendim. Ben de çok beğendim. Ümmiye anne ben... de çok beğendim. Ben senin oyunlarına gelirken böyle dua ede Allah acaba bugün ne çıkacak Allah'ım falan diyerek geliyorum. Her seferinde. Bugün ama çok keyif aldım. Ama kolay be yavrum. Zordu. İşte bilmeyen ya, için zor oluyor anne. Ümmiye anne tabii şehir hayatında yaşamış kızlar. Tabii. Dolayısıyla köydeki zorlukların çok farkında değiller. Buraya evet, gelip birebir yaşayınca... Zor geliyor. Şimdi Meltem anne bu konular derinine dalacak. Biz başlamadan önce şu beşi bir yerde alalım, ele alalım. Evet, evet. Ay ne güzel Elif'im unutmuştuk. Alalım. Elif ya, alalım senden alalım yavrum. Beşi bir yerdeyi. Ümmiye annene ver yavrum beşi bir yerdeyi. Ben de çok güzel duruyordu ama. Hepiniz de güzel duruyor. Hepiniz güzelsiniz. Hepiniz de güzel duracak ama bence en güzel en sonunda anne. Duracak. Onun için sizde kalacakmış gibi çalışın. Anneleri dinleyin. Evet daha iki gününüz var. Dolu dolu iki gün. Güzel kızlarım fazla uzatmayacağım. Bugün üç annenin ortak kararıyla beşi bir yerdeyi boynuna takmaya hak eden kızımız. Burcu. Ben mi? Sen. Ah çok şaşırdım. Çok teşekkür ederim. Hiç beklemiyordum. Kızım. Anneler size bir şey söyleyeceğim. Söyle bakalım. Söyle annem. Gözümde bir şeye daldı böyle gözüm. Eskilere gittim geldim. Burcu'nun İspanyol paça pantolon. Aynısını ben de yiyeceğim. Aynısını ben de yiyeceğim. Yani
Biz İspanyol paça pantolon giydik tabii, değil mi zamanında? Tabii genç kızlarımızla çok modaydı. Ay çok modaydı. Biz bir de var ya kırmızısını, yeşilini, sarısını giyerdik. Bir jarsi bir evet. Kumaş. Benim düne kadar ta kiremit rengi aynı üstündeki gömlekten aynısından vardı. Gömleği de öyle değil biraz. Mi bizim yıllarım? Evet. Gömlek de öyle. Eski bir hava katmak istedim kendime. Vintage diyorlar. Şimdi vintage evet, diyorlar buna. Evet. Saçı, gömleği, saçımı, pantolonu. Birlikte. Neyde evet. Ne? Meltem annemin pantolonunun üstü vintage, yani ikinci el mi? Diyorlar. Vintage. Evet ama Nurgül'ün elbisesi de öyle. Nurgül'ün elbisesi bir de ayakkabıları. İki gündür beni çok ya, şaşırtıyorsun böyle. Sen. Teşekkür ederim anneciğim. Böyle eskiye götürdünüz bizi çocuklar. Böyle çok yani nostalji diyorlar yani nostalji evet. Oldu benim için. Eskiler daha ay, güzel. Böyle daldım gittim. Nerelere daldım? Evet, evet, tabii. Evet. Nerelere daldık? Yok, benim eteğim, annemin eteği. Evet, onu da söyleyeceğim. Senin eteğin de böyle bir etek giymiştim. Bir arada giymiştim. Çok modaydı değil mi? Evet. Üstünün benim, ceketinle birlikte. Yeleğe. Yeleğe. Benim annemin genç kızlık eteği bu. Evet. Beni doğurduktan sonra bile hala bunu giyiyormuş. Şimdi giyeyim dedim. Annem görsün onu giydiğimi. Ay canım benim. Maşallah. Bir annemin de güzel yani benim değil. Etmiş. Evet ya. Bak eskiler kadir kıymet biliyor. Ümmü yani ne güzel muhafaza etmiş. Şimdi kızı giyiyor. Ne kadar ben de annemin eskilerin genç kızken giydiklerini benim giyerim. Benim kızım da hep ya. Eskilerimi saklar. Anne bunu verme ben giyeceğim. Anne bunu benim verme. Annem de. Hep giyiyor çantalarımı. Giyiyorum hala. Evet. Ya eskiler çok kıymetli çok değil güzeldi, mi? Çok güzeldi değil mi eskiler? Şimdi kaloriferle evler çıkalı. Değil mi Ümmü yani? İnsanlar odalara dağıldılar. Halbuki biz hepimiz bir sobanın başında toplanırdık. İlk yeni televizyonun çıktığı zamanları ay, hatırlar mısınız? Hatırlamaz mıyız ya? Unutulur mu o günler? Ay ay ay. Çok siz güzel. Patates satardık, kestane yapardık. Televizyon diyorum annem. Televizyon. Televizyon pardon. Burcu. Sobaya gitti bir, aklım. Aileyi bir araya getirmeyi bırak, mahalleyi bir araya getirdi. Mahalleyi getirirdik evet. Bir araya. Biz köyü bir araya gelirdik. Değil mi? Öyle. Hep tek bir evde olurdu değil mi eskiden televizyonlar? Tabii ki. Bütün mahalleli köylüler. Siz biliyor musunuz televizyon ilk ne zaman çıktı, ne zaman televizyonla karşılaştınız? 1986 diye biliyorum ama yanlış da biliyor olabilirim. Oo, bizim televizyonumuz var ya. Pardon renkli ekrana renkli. Geçiş. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nda bizim evimize televizyon geldi. Sizler anneniz doğmuş muydu? Kaç yaşındaydınız? Annem 10 yaşındaymış benim. Sizler? Benim yani 50 yaşında. Muydun? Annem evet. Anne doğmuş mu o zaman? Anneleriniz de anlatır mı ha? Biz televizyonla şu zaman karşılaştık, bu zaman karşılaştık diye. Çünkü hepiniz siz televizyon çocuğusunuz. Tabii. Ben annemle düştüm. Zaten annem köyde doğmuş, büyümüş. Bir evde toplanırlarmış. Evet. En sevdikleri bir şey çıktığı yoktu, zaman bir evde yok muydu? Toplanırlarmış. Yoktu, biz izlemiyorduk pek. Hala mı yok? Ya şimdi var da yani biz gelirken yani şey yeni yeni almıştık biz yani zaten televizyon. 12 yaşına kadar doğru dürüst televizyon yoktu. Evet. O zaman sen bizim dönemimizde yaşadıklarımızı yaşamış bir çocuksun bu dönemde değil mi? Yani az çok. İlk televizyonla karşılaştığında ne hissettin? Yani mutlu oldum. Küçüktüm zaten. Hani 8 kaç yaşındaydım? 7-8 yaşlarındaydım zaten. Köydeydim. Ya zaten hiç ayrılmıyordum başından. Böyle çizgi filmler falan. Ama böyle şey de çok eski bir televizyondu. Çok zaten göstermiyordu televizyon. Baban mı getirdi televizyonu? Evet. Ne hissettin baban elinde televizyonla gelince? Mutlu oldum yani görünce. Çünkü bizim şey köyde biz biraz daha şeydik yani düşüktük. Köyde herkesin televizyonu vardı bizim yoktu. Ha. Onlar izliyordu. Bazen şeye komşuya gidiyorduk zaten izlemeye. İzliyorduk geliyorduk eve. Ama televizyonun ne olduğunu biliyordun. Biliyorum. Ha biz bilmiyorduk. Ay tabii çok tabii, komikti. Bizim böyle derdik ki biz böyle bir kutu. Kutunun içine insanlar girecekmiş diye izleyeceğiz derdik. 70'li ta Kıbrıs Barış Harekatı olmadan önce ayda bir defa Türkçe olurdu. Biz Adana'da radar var bizim orada paket yayın yapılırdı. Yani köyde hiç kimsede televizyon yok. Kahvede var bir. Kahvede de şimdi eve evle beraber kahveye evden geçmek için bir böyle biz taka deriz. Şöyle pencere aynı eski ev şunun gibi. Ora pencere ama kapı. Orayı da böyle kapadık, iptal ettiler yani. Çamurla sıvayı, beyaz çamurla, kireç gibi. Hmm. Küçücük 1 milim, 2 milim enliliğinde şöyle daracık delikler var. Emin olun o şeyin takanın boyunca beraber en altta ev sahipleri oturuyordu. İkinci, üçüncü, üç tane de kızları var. Biz onun arkasına, onun arkasına bir 10-15 kişi o tahtanın deliklerinden kahveden televizyon izlerdik. Ne? Çünkü ayda bir defa,
ayda bir defa Türk sineması olurdu. Ve kendi kendime hep şu soruyu sordum. Allah Allah, acaba bunlar gerçek mi? Yok canım, değildir. Çünkü oraya çıkıp nasıl konuşacak? Orada ayda bir kere geleyim. Mümkün değil derdim. Sonra bizi şeye gittik. Bizim orada radar vardı. O zamanlar bunun işte aktarmalı olduğunu, Ankara'da yayın yaptığını göstermişlerdi ama akıl mantık işi değildi. Fatma Girik, Türkan Şoray, Emel Sayın, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, bunlar o kadar modaydı ki ayda bir defa mutlaka biri olurdu. Evet. Ve hepsi farklı farklı. Onun ne olduğunu algılayamazdık biz. Tabii. Ya ben ilk televizyonla karşılaştığımı anlatayım. Yan komşu Almanya'da çalışıyordu. Gelirken televizyon getirmiş. Televizyonu koydular. Radyoyu biliyoruz ama hani televizyonun içinden insanlar çıkacak diyorlar. Eskiden televizyonların antenleri vardı işte. Kablolar çekilirdi, evet. Böyle dikenli dikenli bir anten, sağa çevir, sola çevir. Kırılırsa ama çatal takıcılar. Tabii bir türlü olmuyor. Hepimiz dizilmişiz böyle şeyin önüne, televizyonun önüne. Düğmesine bastılar, böyle kum 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 bir şey gösteriyor. Siyah beyaz. Ben o kumların arasından diyordum ki herhalde herkes görüyor, bir tek ben anlamıyorum bunu. İnsan suratlarına benzetmeye çalışırdım onları. Acaba öyle mi, nasıl adam çıkacak bunun içinden filan. Mesela ilk gördüğümde yanımda Bilgin diye bir arkadaşım vardı, kulakları çınlasın. İlk anteni düzelttiler, yayın başladı. Orada görünce çığlık atmıştı. Gerçekten adam. Gerçekten ve biz adam. Çok radyonun arkasına geçip de adam, evet, var mı, televizyonun arkasına geçip de bunun arkasında adam nerede diye çok bakmışlarımız vardır çok çocukken. Gerçekten. Yani o zaman düşünsene, çocukluğunda ne televizyon biliyorsun ne haberdarsın. Hadi ben doğduğumda ya da ben biraz büyüdüğümde radyo vardı. Onu biliyoruz. Ona bile aklım ermezdi. Nasıl konuşuyor, evet, bunun içindeki adam ya da kadın diye. Sonrasında televizyon, yani biz nereden yaş itibariyle baktığında nereye gelen bir nesil, evet, olduk. Şimdi sizle birlikte teknolojiyi paylaşıyoruz. Ama o zaman çok keyifli tarafları vardı. Kesinlikle. Demin de söyledim, tabii, ya. Bütün mahalle toplanır, size gelir. Güzel. Çaylar yapılır. Evet. Ev sahibi televizyon seyredemez. Evet, ev sahibi televizyon izleyemez. Hele ki evin kızıysan, değil mi Meltem? Ay, evet. Neden? Annen? Pasta. Hizmet. Kek. Misafiri hoş tutmak. Evet, tabii ki çayları getir. Misafir çok getir. Önemliymiş. Ay Allah'ım. Yine bizi çocuklar böyle eski günlere götürdüler. Valla şu İspanyol, evet, paça bizi nerelere götürdü. Ne güzel, çok güzel bir sohbet ettik. Evet. Evet kızlar. Evet. Yarın zor bir gün. Perşembe ve cuma kaldı. Annelerin görevleri hiç kolay değil. Yine çok dikkatli olmanız lazım. Çok İnşallah hırslı anlayacak. Çalışmanız lazım. Ki o hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Evet anneler. Meltem anne zor dediyse benimkini varın gidin ötesini siz, evet, düşünün. Ay annem, ben Allah demedim artık, iyi uyusunlar. İyi uyusunlar. İyi. Çok kolay yarın ünlü. Her gece yattığım zaman anam yarın sabah acaba ne yapacağız? Onu mu yapacağız, bunu mu yapacağız? Ne olur zor olmasın. Hayatın yalvarım. Kendisi kolay, zor. Kolay. Onu kolaylaştırmak anam, sizin elinizde. Sana kolay, bize çok başarmak. Zor. Size de kolay bu defa. Vallahi bilmiyorum anne. Hadi kolay inşallah. Kolay korkmayın. Önemli çok kolay. Sen böyle için dediysen biz rahat uyuyalım diye diyorsun yo, değil mi? Yok yok yok. Bizi düşünüyor işte demek ki. Rahat siz dinlenin, uyuyun. Haydi gittikçe kızlar, yavaş yavaş herkes, kolayları olacak yavrum. Herkes yataklarına. Hadi bakalım, iyi geceler. Hadi iyi bakalım. Hep beraber. Zübeyde'ye bir ıhlamur, evet, kaynatalım. Zübeyde, evet. Ihlamur. Ondan sonra da yatıverin. Yatın, dinlenin. Ümmü annenin görevine. Ya yarın çok zor olacak ya. Bilmiyorum. Kızlarımız bir sonraki güne hazırlanmak için odalarına giderlerken gelin biz de son duruma bir göz atalım. Bakalım kimin kaç bileziği kalmış. 90 parça odun kırarak ana ocağı tarihine adını altın harflerle yazdıran kızımız Elif'in kolunda 11 bileziği kaldı. Kendine has sözleriyle herkesi şaşırtan kızımız Nergül, künefe yapımında da herkesi geride bıraktı bugün. Nergül'ün kolunda 8 bileziği kaldı. İnfaz koruma memuru kızımız Zübeyde odun kırmada hayal kırıklığı yaşasa da el işlerinde kendini göstermeyi başardı. Zübeyde'nin 8 bileziği kaldı kolunda. Üçüncü günde de hiç bilezik alamayan Burcu, etaplardaki davranışlarıyla günün sonunda beşi bir yerdeyi boynuna takmaya hak kazandı. Burcu'nun kolunda 6 bileziği var. Üçüncü günde kızlarımız arasındaki rekabet iyice artmaya başladı. Bakalım dördüncü günde ana ocağında dengeler nasıl değişecek?